tasarrufları bizleri engellemeye kullanmasınlar, engelleyemeyecek. Biz o gün eğitimdeki gericiliğe karşı karneler sizin gelecek bizim şiarı adında bir eylem gerçekleştirdik. Ve polisin yoğun şiddeti ve azgınca saldırısıyla işkenceyle gözaltına alındık. 22 arkadaştık. Bu işkence alındığımız yerde Bahriye'de yaklaşık yarım saat boyunca sert bir şekilde devam etti. İşkence var! Müdür bey! Ya çocuk bunlar, çocuk ya! Çocuk ya. Çekiyorsunuz değil mi? 17, 18 yaşında ya. İçeride genel olarak Yunuslarla tehdit ediyorlardı. Yunusları çağırırız, sizi daha çok döverler, daha çok tehdit ederler. Zaten hiç basında yer tutmadınız falan deyip moralen yıkmaya çalışıyorlardı bizi. Başta sistematik olarak işkenceli gözaltına alındık. Yaklaşık ilk 1,5 saat boyunca hiç durmadan dayak yedik. Arkadan öne, önden arkaya çevikler gelip darp edip gidiyordu. Genel olarak coplarla ve kelepçeleri muşt halinde kullanarak saldırıyorlardı. Bazı arkadaşlarımız direnmeye daha çok direndikleri için elektroşok bile gördü. Gözaltından sonra uzun bir süre ağrılar çektik arkadaşlarımızla birlikte. Her arkadaşımız öyleydi. Kafası kırılanlar falan. Doktora gittiğimizde rapor vermiyorlardı bizlere. Hatta kimi doktorlar aman geçin falan dedikleri bile oldu. Bunun dışında şahsen kendim adına ben bir hafta anne yardımıyla sadece yataktan kalkabildim. Her yerim ağrıyordu ve şişkinlikler içindeydik. Ben mahkemenin genellikle kesin olarak yasal bir süreçte ilerleyeceğini düşünmüyorum ki biz zaten mahkemeye boyun eğmiyoruz. Ki mahkeme sadece bizlere açılmış bir mahkeme değil bence. Genel olarak liselerde tacize, tecavüze, baskıya uğrayan bütün liselere açılmış bir dava olduğunu düşünüyorum. Biz polislerden şikayetçi olduk. Ama gene dediğim gibi pek bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum orada.